Bütün dünyayı tehdit eden büyük bir kıtlık dalgası göstere göstere geliyor. Gelişmiş olan ülkeler özellikle bu döneme hazırlanıyorlar ve karıncalar gibi çalışıyorlar arkadaşlar. Türkiye gibi ülkelerse durumu hala görmezden gelmeye devam ediyorlar. Tarım politikaları ile ilgili hiçbir adım atmıyorlar ve ne yazık ki bunun bedelleri çok ağır olacak. Öbür taraftan dünyada korona salgını hızla yayılmaya devam ediyor ve ekonomileri alt üst etmeye devam ediyor. Aşı bir umuttu. Aşılama yapıldığında bu sorunun çözülebileceği düşünülüyordu. Ancak görünen o ki beklendiği gibi tedarik edilemiyor, üretilemiyor. İşte bunun da yaratacağı çok ciddi bir kriz etkisi olacak. Nasıl altın fiyatları aşı haberleriyle sert bir şekilde düştüyse yine aşı haberleriyle çok sert bir şekilde yükselecek. Bunu da detaylarını sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Almanya karantina süresini 14 Şubat'a kadar uzatıyor ve muhtemelen 14 Şubat'tan sonra bir kez daha uzatmaya gidecek. Çünkü aşı istenilen sonuçları vermiyor arkadaşlar. Hastalığın hızına yetişemiyor. Salgın çok hızlı yayılıyor. Aşı yeterince hızlı üretilemiyor. Ülke ekonomileri ve ülke sağlığı tehdit edilmeye devam ediliyor bu hastalık tarafında. Almanya'da günlük can kayıpları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Almanya Başbakanı Avrupa Birliği liderler toplantısında şu ifadeyi kullandı. Mutasyonu hafife almayın. Bu konuyu ciddiye almak zorundayız. Eğer hafife alırsak çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalırız dedi. Demek ki arkadaşlar mutasyon ciddi bir risk olarak dünyanın önünde durmaya devam ediyor. İngiltere'de 9 milyon insan korona nedeniyle borçlandı, fakirleşti arkadaşlar. HSBC Bankası İngiltere'de 82 şubesini korona nedeniyle kapattı. Şimdilik eleman personel çıkartmıyor. Başka şubelere yönlendireceğini söyledi. Ancak şunu da unutmayın arkadaşlar. Bu şube kapatmalar bu şekilde devam ederse öyle ya da böyle işçi çıkartmaları da başlayacak. Moody's salgın Euro bölgesinde uzun vadeli duraklama riskini arttırıyor dedi ve bu büyük resesyonda en çok Türkiye gibi ülkeleri etkileyecek. Onu da unutmamamızda fayda var. Salgın nedeniyle Avrupa otomotiv pazarı %24.3 oranında daralmış durumda. Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları son 2 haftadır arkadaşlar 900 bin kişinin üzerinde 1 milyon hemen kıyısında gezmeye devam ediyor. Yani sadece Avrupa ekonomisi değil, aynı zamanda Amerika'da bu korona nedeniyle ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Fitch salgın nedeniyle ilk çeyrekte petrol talebi düşecek dedi. Uluslararası Enerji Ajansı karantinalar nedeniyle petrol talebi düştü dedi. Amerika'da petrol stokları her geçen gün artmaya devam ediyor. Bunun sebebi de tabii ki tüketimin olmaması. Petrol satılamıyorsa, stoklar sürekli artmaya devam ediyorsa anlayın ki arkadaşlar geçen sene olduğu gibi üretimle ilgili çok ciddi problemler olacak. Ticaretle ilgili çok ciddi problemler olacak. Bunun da etkisi bütün dünyada ciddi işsizlik dalgaları anlamına geliyor. Bir, ikincisi de ülkeler arası ticaretin daralacağı manasına geliyor. Türkiye de burada büyük bir risk içerisinde. İngiltere'den bir haberi paylaşayım sizlerle. Daha sıkı seyahat önlemleri geliyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Bu da yine ticareti baltalayacak bir başka konu. Aşı firmaları taahhütlerini yerine getiremiyor. AstraZeneca AB'ye yapacağı aşı sevkiyatını %60 oranında kısmış durumda arkadaşlar. Ancak %40'lık talebi karşılayabilirim diyor. 31 milyon civarında aşı gönderecek bu yıl içerisinde. Ha, bu arada tek bir ülkeye değil tam 27 ülkeye gönderilecek bu aşılar. Ülke başına gördüğünüz gibi neredeyse 1 milyonluk bir aşıya denk geliyor. Pek çok kişi aşı yaptıramamaya devam edecek. Şimdi bütün bu tabloya baktığımızda arkadaşlar görünen şey şu. 1. Aşı talebi karşılamıyor. Üretim talebi karşılamıyor. 2. Bu nedenle ülkeler kapanmaya devam ediyor ve kapanmaya devam edecekler. 3. Ülkeler kapandıkça ülkeler arası ticaret azalacak. 4. Ülkelerin içerisindeki ticaret azalacak ve bu resesyonist baskılar oluşturmaya başlayacak. Resesyonist baskılar ülke ekonomilerinin ciddi anlamda darboğaza girmesi anlamına geliyor. İşsizliğin artması, reel sektörün çıkmaza girmesi anlamına geliyor. Peki iş sadece bununla mı kalacak? Ne yazık ki bununla kalmayacak. Bir de gördüğüm kadarıyla kıtlık belası geliyor. Neden kıtlık belası geliyor sorusunun cevabı da gayet net arkadaşlar. Rusya iç talebi karşılamak ve gıda fiyatlarını kontrol altında tutmak için buğday, arpa ve mısır ihracatına ek vergi getirdi. Yani ihracatçısına diyor ki
buğday, arpa, mısır gibi ürünleri ihraç etme kardeşim. Rusya'da kalsın, çünkü Rusya'nın bütün bu ürünlere ihtiyacı olacak. Gıda fiyatlarımızı kendi ürettiğimiz ürünlerle karşılayarak düşük tutmaya çalışalım. En azından ithal etmeyelim. Yarın öbür gün bize bu ürünleri satmak isteyenler çok daha pahalıya satabilirler demeye getiriyor. Rusya dünyanın en önemli, en büyük buğday, arpa, mısır üreticilerinden birisi olmasına rağmen o bile bu ürünlerin ihracatını kısmaya çalışıyor. Buğday fiyatları son 6 yılın en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Çünkü hem Çin'in hem de diğer ülkelerin büyük montanlarda talebi var. Bu talep karşılanamadığı için de fiyatlar sürekli olarak yukarıya çıkıyor. Buğday, arpa, mısır diye geçiştirmeyin arkadaşlar. Sadece ekmek olmuyor. Bir yığın ürünün altyapısı da yine buğday, arpa ve mısıra dayanıyor. Bunların arasında atıştırmalık ürünler de var. Bunların arasında ekmek de var. Bunların arasında şeker de var. Bunların arasında glikoz da var. Dünyadaki akıllı ülkeler şu an itibarıyla zorunlu tarım ürünlerini dışarıya vermek yerine kendi ülkelerinde tutarak kendilerini koruma altına almaya çalışıyorlar. Bizde ise tam tersi bir durum var. Çiftçinin traktörüne el koyuyoruz, çiftçinin tarlasına el koyuyoruz, onları satıyoruz. Ülkeyi daha üretemez hale getiriyoruz. Aynı zamanda maliyetlerini de arttırıyoruz. Hem vergi maliyetlerini hem girdi maliyetlerini arttırıyoruz. Bunun da en net göstergelerinden birisi bu ay açıklanan veri arkadaşlar. Tarımsal girdi fiyatları Kasım'da %3.23 oranında artmış durumda. 2020'nin Kasım ayında %3.23 oranında gıda girdi maliyetleri artmış durumda. Yıllık bazdan bakıldığında da %15.35 oranında bir artış var. Çok ciddi bir artış bu. Bu girdi maliyetlerinin üzerine diğer maliyetleri de eklediğiniz zaman %30-%40'a yaklaşmış bir maliyet artışı anlamına gelir. Yani gıda fiyatlarında çok ciddi yükselişler göreceğiz gibi önümüzdeki dönemde. Yine çok önemli bir başka veri tarımla ilgili, gübre fiyatları hızla artıyor. %53 ile %87 arasında, ortalamada ise %80 civarında bir artış var gübre fiyatlarında. Girdi fiyatlarının daha da yükseleceğini gösteriyor bu önümüzdeki günlerde. Bu veriler bize şunu gösteriyor. Dünyada sadece buğday, arpa, mısır gibi konularda kıtlık yaşanmayacak. Diğer tüm tarım ürünlerinde ciddi kıtlıklarla karşı karşıya kalınacak. Ülkeler gıda ürünleriyle ilgili mallarını satmak istemeyecekler. Buğdaylarını, arpalarını, mısırlarını, domateslerini, biberlerini satmak istemeyecekler. Eksik oldukları ürünleri kendileri üretmeye çalışacaklar ki nitekim biliyorsunuz Rusya domates üretmeye başladı. Sadece Türkiye'den aldığı domatesi kısmak için değil, buradaki eksiğini giderebilmek için, yarın öbür gün oluşabilecek bir kıtlıkta B planı oluşturabilmek için. Peki Türkiye'nin durumu ne arkadaşlar? Biz mısırından buğdayına, buğdayından arpasına kadar hala ithal etmeye devam ediyoruz. Bırakın ihracat vergilerimizi arttırmayı, ithalat vergilerimizi azaltarak yurt dışından mal getirmeye çalışıyoruz. Kimse bize mal satmak istemeyecek yakın zaman içerisinde ve bu büyük bir tehdit, aynı zamanda da büyük bir tehlike. Ciddi bir kıtlık dalgası bütün dünyada göstere göstere gelirken Türkiye elinde imkanlar olmasına rağmen çiftçisini desteklemek yerine çiftçisini kösteklemeye devam ediyor. Üretim yapmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bizi çok zor günler bekliyor olabilir arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sizleri özellikle uyarmak istiyorum. Ki bunun örneklerinden birisi de ayçiçek yağı biliyorsunuz. Ayçiçek yağı geçen yıla göre neredeyse %100'ün üzerinde artış göstermiş durumda. Türkiye imkanları olmasına rağmen ayçiçek tarlalarını yok etti. Ayçiçeği üretmiyor. Üretse de tüketimine yetişmiyor ve çok ciddi miktarda yurt dışından ayçiçek yağı ithal etmeye devam ediyor. Biraz önce sizlere korona ile ilgili paylaştığım haberlerden yola çıkarak altın fiyatları ne olacak meselesini konuşalım biraz da. Hatırlayın, 1970-1980 dolarlara kadar yükselmişti son atağında altın fiyatları uluslararası piyasalarda. Sonrasında ne oldu arkadaşlar? Arka arkaya aşı haberleri gelmeye başladı. Özellikle Biden seçildikten sonra altın fiyatları hızlı bir şekilde 1800 seviyesinin altını bile zorladı. 1770'lerden geriye döndü. Şu sıralarda da zaten 1855 dolar seviyesinde. Bu seviyelerde sürekli olarak dalgalanıyordu ve ben sizlere elimden geldiğince uyarmaya çalışıyordum. Altın fiyatları şu anda gerçekçi değerlerde değil. Birincisi, buradan mal toplanıyor. İkincisi ise dünyada çok ciddi
riskler devam ediyor. Hem korona riski devam ediyor, hem ekonomik riskler devam ediyor. Altın fiyatlarını bu seviyelerde tutmaları mümkün değil demiştim sizlere, bir. İkincisi, Amerika'da arka arkaya teşvik paketlerinin açıklanacağını söylemiştim. Yine Avrupa'da arka arkaya teşvik paketlerinin açıklanacağını söylemiştim. Ve bu sene hastalığın aslında geçen senekinden çok daha yıkıcı olabileceğini belirtmiştim. Bu söylediğimizi de Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarıyla desteklemiştik arkadaşlar. Nitekim tablo bunu artık çok net bir şekilde gösteriyor. O günlerde fazlasıyla şişirilen ve bu hastalığı bitirecekmiş gibi konuşulan aşı haberlerinin aslında çok da gerçekçi olmadığını bugünlerde görmeye başladık. Aslında üzerinden çok da büyük bir zaman geçmedi arkadaşlar. Kasım'dan bu yana. Bugün peki ne oluyor? AstraZeneca ile ilgili şu haber çok kritik ve önemli. Avrupa'ya ileteceği aşının %60'ını kesmiş olması, maksimum %40'lık bir üretim gerçekleştirebileceğini söylemesi aslında problemin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor. Avrupa Birliği ülkelerindeki vatandaşlar isyan pozisyondalar şu anda. Keza biz de isyan pozisyondayız. Bir türlü Çin'den bile aşı Türkiye'ye gelmiyor. 3 milyon adette sınırlı kaldı. 80 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. 3 milyon doz aşıdan bahsediyoruz. Ki bunun 2 doz 2 doz yapıldığını da unutmayın. Bu da 1,5 milyon kişiye ulaşılabileceği anlamına geliyor. Keza durum Avrupa'da da aynı. Ancak nüfusu çok düşük olan ülkelerde aşılama belki yapılabilecek. O da ne kadar etkin olacak, bu da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü Merkel'in işaret ettiği bu mutasyon meselesi gerçekten önemli arkadaşlar. Virüs mutasyona uğradığında eğer ki aşı bekleneni karşılamaz ise bu çok daha ciddi risklerin ve sıkıntıların ortaya çıkacağını gösterir. Risk ortamı her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Aynı 2020'nin başında olduğu gibi. O dönemde de hatırlayın, Çin'de korona ortaya çıktığında kimse çok da fazla önemsememişti. Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de, Rusya'da. O günlerde herkes bizim başımıza gelmez nasıl olsa, Çin bununla uğraşır, Çin batar, biz çıkarız diye hatta neredeyse davul zurna çalanlar olmuştu. Ama görüldü ki Çin bu işi hızla atlatırken sert tedbirlerinden dolayı Avrupa Birliği'ni yıktı geçti. Amerika'da vaka sayıları dünyada birinci sıraya yükseldi. Türkiye aylar boyunca bizde vaka sayısı az, bizde ölüm sayısı az dedi. Sonra yapılan baskılarla ortaya çıktı ki meğer Türkiye'de de vaka sayısı neredeyse Avrupa'da birinci sıradaymış. Dünyada da nüfus oranı olarak bakıldığı zaman yine birinci sıradaymış arkadaşlar. Demek ki bir şeylerin üzerine bir süre örtüyorsunuz, sonra her şey tekrar gün yüzüne çıkıyor. Bu tablo arkadaşlar altın fiyatlarının da çok sert bir şekilde yükseleceğini gösteriyor. Riskler arttıkça savaş riski ya da hastalık riski, altın fiyatları kontrolsüzce yükseliş eğilimine girer arkadaşlar. Keşin kral olduğu bir döneme giriyoruz. Hiç çıkmamıştık o dönemden ama artık bu tablo çok daha net hale gelmeye başladı. Altın ons fiyatlarının yükselişini hep birlikte göreceğiz ve tanık olacağız. Hani birileri diyor ya, altın fiyatları düşecek, ons fiyatları düşecek. Neye göre düşecek arkadaşlar? Dünyada bu kadar çok risk varken Almanya'sından İngiltere'sine, İngiltere'sinden Fransa'sına, Amerika'sına, Rusya'sına bütün dünya kapanırken, ekonomiler daralırken, petrol stokları tekrar artmaya başlarken, petrole olan talep hızla düşerken nasıl olacak da bir kriz ortamı doğmayacak ve nasıl olacak da altın fiyatları düşecek? Bu kadar yüksek teşvikler varken Amerika önce 1.9 trilyon dolar, arkasından belki 2-2,5 trilyon dolar daha teşviğe hazırlanırken nasıl olacak da altın fiyatları düşecek arkadaşlar? 900 bin kişinin bir haftada işsizlik maaşına başvurması Amerika'da çok net bir şekilde Amerika'nın bile büyük bir krizin eşiğinde olduğunu bize göstermiyor mu? Almanya'nın 11 senenin ardından %5 daralmış olması bize büyük bir krizi işaret etmiyor mu arkadaşlar? Bu kadar büyük risk ortamı altın fiyatlarını yukarıya çekmeye devam edecek. Bundan yaklaşık 1-1,5 yıl öncesinde sizlere aktardığım gibi büyük bir ekonomik buhrana ve bunun yanında da büyük bir kıtlığa doğru emin adımlarla ilerliyor arkadaşlar. Sadece altın fiyatları değil, gıda fiyatlarının da artmasını işaret ediyor arkadaşlar. Herkes bu süreçlere hazırlanıyor ve buna göre pozisyon alıyor. O nedenle de altın fiyatlarının yükseliş eğilimi devam edecek. Bunu özellikle belirtelim. Peki dolarda tablo ne olacak? Yani doları
7.40 seviyelerinde tutabilecek mi Merkez Bankası? Tabii ki tutamayacak. Çünkü hem bizim kendi makroekonomik sorunlarımız var hem de dünyadaki risk ortamının artmasıyla para her zaman olduğu gibi güvenli limanlara kaçmaya devam edecek. Amerika'ya doğru akışın hızlandığını göreceğiz önümüzdeki dönemde. Herkes parasını mümkün olduğunca dolara çevirip yine en güçlü olan ekonomiye, yani Amerikan ekonomisinin içine sokmaya çalışacak. Türkiye gibi ülkelerden, yani bizim gibi gelişmekte olan ülkelerden para çıkışları hızlanacak. Bizim gibi ülkelerdeki döviz kıtlığının artmasını ve borçlanmanın da artmasını beraberinde getirecek. Bakın, merkezi yönetim borç stoku 1 trilyon 812 milyar lira oldu. Borcun 794.4 milyarlık kısmı sadece Türk lirası. 1 trilyon 17 milyarlık kısmı ise döviz cinsinden borç arkadaşlar. Çevrilemez bir sürece doğru gidiyor iş. Bu borçların ödenememesi demek ya da ödemeyle ilgili problemler yaşanması demek çok ciddi bir döviz şokunu da işaret ediyor. Aynı 5 Nisan 1994 yılında olduğu gibi. Dolar bu seviyelerde kalacak demek sahiden hayalperestlik. O nedenle arkadaşlar, bunu gören vatandaş zaten koşa koşa bulduğu her seviyeden döviz almaya devam ediyor. Temel nedeni ise yarın öbür gün olabilecek bir krize karşı, bir kırılmaya karşı kendisini güvende tutabilmek. Merkez Bankası evet faizleri arttırmadı, sabit tuttu ve döviz o gün bir miktar gevşedi, 7.35 seviyesine kadar düştü. Ama sonrasında arkadaşlar tekrar kendisini 7.40'ın üzerine attı. Ve yükseliş eğiliminin çok emin bir şekilde devam ettiğini göreceğiz. 7.98 aralığına gelen bir dolar kuru göreceğiz. Hem de çok kısa vadede. Öyle uzun vadede falan değil. Orta ve uzun vadede ise, orta ve uzun vadeyle kastım Türkiye için bu yılın ortası ve bu yılın sonu itibarıyla çift tane rakamları göreceğiz. Kırılma olursa çok daha yüksek rakamları konuşmaya başlayacağız. Türkiye aklı başında bir ekonomi modeli izlemiyor. Ne para politikası açısından, ne tarım politikası açısından, ne reel sektör politikası açısından, ne bankacılık politikası açısından. Günü kurtaran paliatif çıkışlar, evet, bugün için geçici çözümler sunuyor ama orta ve uzun vadede büyük bir yıkımı işaret ediyor. Son bir söz arkadaşlar. Dünyada dalga dalga gelen kıtlık kara borsaları beraberinde getireceği ve fiyatları da aşırı yükselteceği için gıda fiyatlarının yükselmesi bütün faiz operasyonlarına rağmen enflasyonun da çok sert bir şekilde yükseleceğini bizlere gösteriyor. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Size çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.